Herkese merhaba. Günlük makyajımı anlatmak için karşınızdayım. Narsın Pure Radiant Tinted Moisturizer isimli, çok zor isimli BB kremini ya da renkli nemlendiricisini bütün yüzüme uyguluyorum. Uygularken de H&M'in süngerini kullanıyorum. Bu süngeri de, bu ürünü de çok seviyorum biliyorsunuz. İkisi böyle bir arada uyguladığımda çok güzel duruyor. Daha sonra nedense saçlarımı toplamaya karar vermişim. Ardından kapatıcıya geçiyorum. Maybelline Instant Age Rewind isimli kapatıcısını elimle uyguluyorum. Sonra tekrar süngerle üzerinden geçiyorum. Ben bu ürünün süngerini çıkardım hijyenik olmadığı için. O yüzden böyle döndürüp elimin üstüne koyup uyguluyorum ve saçmalıyorum. Sonra Wet n Wild'ın Cover All isimli pudrasıyla göz hatlarımı sabitleyeceğim bir güzel. Daha sonra tekrar Instant Age Rewind'a dönüyorum ve burun kenarlarıma biraz uyguluyorum. Çünkü burun kenarlarım benim yüzüme göre kırmızı olduğu için oraları da kapatıyorum. Bir güzel. Sonrasında göze geçeceğim. Çok basit bir göz makyajı yapacağım. Bu H&M'in Eye Fusion Color'dı galiba. Son favorilerimde bahsetmiştim. Onun kontes rengi. Onu parmağımla bütün göz kapağıma ve gözümün altına uyguluyorum. Çok pratik. Rengi süper. Bayılıyorum bu ürüne. Sonrasında da gölgelemek amaçlı, biraz da karıştırmak amaçlı Chocolate Bar'daki bu karamel, salted karameldi galiba. O rengi kullandım. Göz içlerime de Essence'ın jel eyeliner'ını sürüyorum ama bu biraz akıyor maalesef. Hani %100 waterproof diyemem. Sonrasında dudaklarıma The Body Shop'ın Hindistan cevizli lip balmını sürüyorum. Ardından maskara bazı uygulayacağım. Bu da bebeğim olan Clinique'in Lash Building Primer isimli maskara bazı. Ciddi anlamda büyük fark yaratıyor. Göz makyajım bitince saçlarımı tekrar açıyorum ve maskaraya geçiyorum. Bu da Maybelline'in yeni çıkan Push Up Angel maskarası. Bu ay kullanmaya başladım. Bayıldığım söylenemez herkesin söylediği gibi. Hani bir lash sensational değil ama güzel bir maskara. Hani gerçekten vaadini yerine getiriyor. Bayağı kirpiklerinizi kaldırıyor. Ardından Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanarak yüzümü biraz ısıtacağım. Hani çok kontür vesaire yapmayacağım. Sadece biraz daha bu beyazlığı gitsin diye. Üzerine de Notun Terracotta Powder'larından 2 numarayı uyguluyorum. Bunu böyle bir aydınlatıcı allık niyetine uygulayacağım. Çünkü çok ışıl ışıl, çok güzel bir ürün. Biraz turuncu duruyor kamerada ama gerçek hayatta çok güzel duruyor. Tabii ki bu aydınlatıcı bana yetmedi. Üzerine de Mary Luminizer uyguluyorum. Aydınlatıcı uygulanabilecek her yere. Ruj olarak da MAC Velvet dedi. Üzerine Nars Audacious'lardan Raquel'i uygulayacağım. Bu ikisinin karışımı çok güzel oluyor bronz makyajlarla. Biraz daha açıyor Raquel rengini. Ve böylece günlük makyajımın sonuna geldik. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.